İYİ Parti'ye geçelim. En çok ne konuştuk İYİ Parti ile ilgili? İstifaları konuştuk. İstifa eden işte yerelde istifalar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçenler, milletvekili düzeyinde bunu yapanlar. Derken şimdi parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun dikkat çeken açıklamaları gündemde. İstifa ederlerin değerlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini, saldırılar karşısında gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacaklarını söyledi. Bir bu ne demektir sorusu ortada. Çünkü örneğin geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden bir de genel başkan yardımcılık düzeyinde de bir istifa vardı. Hatırlayın 14 Mayıs sürecinde öncesinde Sayın Akşener masadan kalktığında biz biliyorduk ki İyi Parti kurmayları arasında buna itiraz edenler vardı. Bahadır Erdem de bunlardan biriydi. Rejim duyamadım bir daha duyayım. Peki bu arada İyi Parti lideri Meral Akşener, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü biliyorsunuz. Az önce görüşme sonlanmış ama daha önce aktardığımız gibi bir açıklama gelmeyeceği söylenmişti. Gelmemiş. Yeni anayasa görüşmelerinde trafik devam ediyor ama biz arka planını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi konu nereye geldi? Konu altılı masa sürecinde masadan kalkmayı savunmayan isimlerden biri Bahadır Erdem. Onun da istifası kayda geçti. Önceki gün Merkez Bankası eski başkanlarından Sayın Akşener'in danışmanlığını yaptığı uzun süre. Durmuş Yılmaz biliyorsunuz istifa etti. Şimdi Sözcü Televizyonu'nda konuşmuştu Bahadır Erdem ve e, Kürşat Zorlu'ya bir yanıt verdi. İyi Parti'nin istifalar başlığında son tartışmalara gidiyoruz. İyi Parti'ye yapılan bu saldırılara bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız. Kimseye zarar vermek için istifa etmedim. Bunu özellikle söylemek Peki. isterim. İyi Parti'de tansiyon yüksek. Nedeni ise üst üste gelen istifalar. O isimlerden biri de Bahadır Erdem. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Erdem'i Genel İdare Kurulu toplantısına katılmaması üzerinden eleştirdi. Erdem'den yanıt gecikmedi. Genel İdare Kurulu kararımızda çoğunun verdiği kararla bu kararı aldığımızı ifade ettik. Sayın Bahadır Erdem de o günlerde genel idare kurulu üyemizdi ama toplantılarımıza gelip görüşlerini beyan etmedi. Ben yurt dışındaydım, Londra'daydım. Buna Sayın Özel Kalem Müdürü, Sayın Genel Başkan gayet haberdar olarak ben o toplantıya gitmedim. İyi Parti'den istifa edenlerin değerlendirmelerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu zorlu. İstifa edenler saldırırsa geri durmayız dedi. Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialar ve ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü İyi Parti'ye yapılan bu saldırılara bu şekilde ortak olma niyeti taşıyanların karşısında biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız. Ben 3 sene boyunca hele de böyle önemli bir seçime giderken hem İyi Parti için hem de bütün muhalefetin kazanması ve bu hukuksuz sistem değişsin diye en fazla çalışan belki de neferlerden bir tanesiyim.